Işık hızında oyun oynamanızı sağlayan bir klavye. Mekanik switch değil, optik switchlere sahip bir klavye. Bugün sizlerle birlikte BenQ'nun Zuvi markasının Celeritas 2 isminde e-sports oyuncuları için, bunu özellikle belirtiyorum, e-sports oyuncuları için çıkartmış olduğu oyuncu klavyesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Başlıkta neden ışık hızında yazıyor? Çünkü mekanik switchlerin aksine optik bir switch'e sahip. Yani her tuş bir optik tık transferi yapıyor. Oyunlarda geri tepkime süresi çok önemli olduğu için optik sayesinde de çok hızlı geri tepkimeye sahip olan bir klavye. Mekanik switchlerin aksine hem hissiyatı hem kullanımı gayet iyi olan bir klavye. Hemen şunu da araya katayım. Mekanik klavyelerdeki gibi oyunlarda çift tıklama gibi sorunlar yaşanmıyor. Birçok yorum gelecek. RGB özelliği var mı? Yazılımdan renkler değiştirilebiliyor mu? Şunlar yapılamıyor mu? Bunlar yapılabiliyor mu? Vesaire vesaire. Bir sürü yorum gelecek, bundan eminim. Şimdi bu klavyenin amacı e-sport. Yani sadece oyun üzerine geliştirilmiş bir klavye. Birçok kullanıcı klavye alırken makyaja çok önem veriyor. Mesela eski videolarımdan görmüşsünüzdür. Birçok mekanik klavyede, birçok klavyede RGB renk oluyor ve birçok kullanıcı da RGB renk olduğu için alıyor onu. Ama esas işlevleri RGB renk yüzünden göz ardı edilebiliyor makyaja önem verildiği için. Bu klavyede baştan dediğim gibi optik bir algılayıcı sayesinde hem geri tepkime süresi bayağı düşürülmüş hem hissiyat 10 numara. Diğer switchlerle kıyaslarsan mesela bunun hissiyatını, buna en fazla yaklaşan red switch oluyor. Hem basma yumuşaklığı hem hissiyat olarak. Fakat bunda verdiği his çok farklı. Şu ana kadar Blue'yu da kullandım, Brown'u da kullandım, Blade'i de kullandım, Red'i de kullandım. Bir sürü mekanik klavyelerinden geçti biliyorsunuz. Fakat bu optik klavyede daha farklı bir hissiyat var. Yani kullanmadan anlayamazsınız diyeyim. Hem yazması çok zevkli. Bunu açık açık söylüyorum. Cidden direkt böyle klavyeyi takıp dener denemez yazması çok zevkli geldi. Hem de hissiyatı çok güzel oyunlarda. Ne böyle rahatsız edici, ne sizi yoran, zorlayan bir hissiyat var. Ne de böyle en ufak bir dokunmada yanlış tuşlara basmanızı sağlayacak bir hissiyat var klavyenin. Bu konuda tam kararında olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bu klavye direkt oyuncular için çıkarılmış bir klavye. Şöyle yandan bakarsanız kalın bir klavye olduğunu görebilirsiniz. Çünkü bunun altında klavyenin yukarı doğru eğimli olmasını sağlayan ayaklar yok. Görüyorsunuz. Buraya kaydırma silikon şeyleri koymuşlar ve zaten klavyenin kendi eğimi var. Yukarı doğru görüyorsunuz. Masaya koyar koymaz, hemen şöyle göstereyim. Masaya koyar koymaz bunun böyle belli bir eğimi var zaten. Ve bu kullanılan silikonlar gördüğünüz gibi bayağı geniş. Diğer klavyelerde ayakların altında minik bir parça konuluyor. Bu klavyede bayağı geniş. Kaymayı bayağı engelliyor. Bunu rahatlıkla belirtebilirim. Kayma konusundan gayet iyi. Oyunlarda e-sport oyunlarının böyle heyecanlı veya hızlı bir sahnede anda hızlı hareket etmeniz gerekebiliyor. Ve oynarken de bu klavyenin kaymaması çok önemli. Böyle klavyeyi ileri geri yaptığım zaman ciddi anlamda kaymıyor. Ayaklar yok. Çok geniş bir yere temas ettiği için kaymıyor. Ayrıca kaymaması için şöyle bir özelliği de var. Birazcık ağır bir klavye ve ağır bir klavye olduğu için bu tabanlar kaymama konusunda çok işe yarıyor. Yani yere tutunduğunu çok rahatlıkla belirtebiliriz. Bu konu anlaşılmıştır umarım. Anti-ghosting özelliği elbette var. Her bir tuşun tıkı bilgisayara ayrı ayrı iletebiliyor ve herhangi bir yok şu tuşa bastım bu tuş çalışmadı, şu tuşa bastım klavye kaldırmadı gibisinden hiçbir sorun yok. Her bir tuş tek tek algılanabiliyor. Mesela 10 tuşu aynı anda basmanız gerekti. Basın. Hepsi aynı anda algılanabiliyor. Tek tek bilgisayara iletilebiliyor. Klavyenin USB'si bu şekilde. Altın kaplama bir uca sahip. Geri tepkime için önemli bir özellik. İletişim için önemli bir özellik. Ayrıca onun hemen az gerisinde birçok mekanik klavyede görmeye alışık olmadığımız manyetik alanı engelleyen bir parça bulunuyor. Bunun özelliğine klavyede bir tuşa bastığınız zaman manyetik alandan dolayı, şimdi bu USB kısmı bilgisayara bayağı yakın ve burada manyetik alan elbette oluşuyor. Bu manyetik alanı engellemek için bunu koymuşlar. Tıkladığınız manyetik alan yüzünden milisaniyelerle ölçülebilecek geri tepkimeler oluşabiliyor. Bunun amacı da bu milisaniyelerle oluşabilecek olan geri tepkimeyi engellemek, yok etmek ve oyunlarda çok daha iyi performans sağlayabilmek diyelim. Ve kutu içerisinden çıkan bir sonraki önemli aparata geçelim. Aparat bu. Aparatın bir ucu USB Type-A, diğer ucu da eski nesil klavye girişlerinden. Bu ne işimize yarayacak? Eski bilgisayar kullananlar için örnek veriyorum. Anakartında USB çıkışı kalmayanlar için örnek veriyorum. Veya BIOS'a gireceksiniz. Bilgisayar klavyeyi tanımadı. Nasıl bağlayacağız? USB'den bağlamayacağız. Direkt bu soketi takacağız ve BIOS'u kullanabileceğiz. En basit örneklerden biri direkt kutu içerisinde çıkan bir aparat. Hemen şöyle klavyenin şu özelliklerinden bahsedeyim. Klavye dediğim gibi sade bir klavye. Kırmızı bir şekilde arkadan aydınlatmalı özelliğe sahip. Hemen şöyle yakından göstereyim size. Görüyorsunuz bu şekilde geceliğin gözünüzü yormayacak şekilde kırmızı bir ışığa sahip. Hemen şunu belirteyim. Kırmızı renk geceleri gözünüzü diğer renkler kadar rahatsız etmiyor. Mavi, yeşil, beyaz,
turuncu renkler gibi gözünüzü rahatsız etmeyen bir renk kırmızı. Bu yüzden genel olarak kırmızı tercih edilmiş. Ayrıca profesyonel oyuncuların dikkatlerinin dağılmaması için kırmızı renk RGB renklere böyle kayanlı, yanar dönerli, rengarenk renklere göre daha az dikkat çekici ve dikkati dağıtıcı bir özellik. Klavyede diğer klavyelerde olduğu gibi, diğer ışıklı klavyelerde olduğu gibi fonksiyon tuşuyla ışığı yok etme, ışığın seviyesini düşürme. Görüyorsunuz şu anda ışığını kapattım. Tekrardan fonksiyon F7 yaparak da ışığın seviyesini yükseltme özellikleri bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca belki dikkatinizi çekmiştir. Görüyorsunuz num lock tuşuyla scroll lock tuşu şu anda beyaz renk yanıyor. Hemen caps lock'u da göstereyim. Şu anda caps lock da beyaz yanıyor. Şimdi bunların olmasının nedeni bu klavyede göstergenin olmaması, gösterge panelinin olmaması diyeyim. Klavyelerin birçoğunda, neredeyse hepsinde caps lock'a mı bastınız şurada ışık yanar. Num lock'a mı bastınız şurada ışık yanar. Scroll lock'a mı bastınız şurada ışık yanar. Buradaki yanan ışıkları dikkat dağıtıcı olarak görüyorum ben. Bu klavyede direkt kendi arkadan aydınlatmalı ışığın rengi değişiyor. Caps lock görüyorsunuz. Bastım şu an caps lock kapalı ve kırmızı yanıyor. Klavyeyle gayet uyumlu bir renk yanıyor. Bastığım zaman beyaza dönüyor. Bu da caps lock'un açık olduğunu, yani büyük yazı yazacağımızı bize belirtiyor. Gayet güzel bir özellik olmuş. Klavyede sürücü gerektirmiyor. Direkt tak çalıştır özelliği var. Başladığım gibi e-sport bir klavye, oyuncu klavyesi olduğu için herhangi bir yazılıma, herhangi bir şeye gerek koymuyor. Zaten olabilecek en optimum, en iyi ayarlarla ayarlanmış bir klavye. Direkt takıyorsun, en yüksek hızlarda, en yüksek veri aktarım hızında, en yüksek geri tepkime hızında yapılmış bir klavye. Yani sürücü yok. Takar takmaz direkt performans modunda açılıyor klavye. Ne yazılımdan ayarlamanıza gerek kalıyor, ne de başka bir şekilde ayarlamanıza gerek kalıyor. Bilgisayar değişikliği olduğu zaman yazılım kurmanıza gerek yok, yani tak çalıştır. Bahsedemişim optik switch olduğu için diğer klavyelerdeki gibi çift tıklama durumu söz konusu olmuyor. Mesela M'ye bastınız, menü açıldı ama yanlışlıkla ikinci algılama durumu söz konusu olmadığı için menünün tekrar kapanma durumu yok. Fakat bazı klavyelerde basıyorsunuz, hızlı da bassanız, yavaş da bassanız istisnai olarak iki kere algılama durumu olabiliyor ve bu yüzden de menü anında açılıp kapanabiliyor. Oyunlarda sizi olumsuz yönde etkileyebiliyor bu olay. Bunda optik switchlerle o sorun çözülmüş. Hem hissiyat hem oyundaki performans göze alınırsa switchler tam kıvamında olmuş. Bu tür klavyelerde ses de çok önemli. Bazı yayıncıları biliyorsunuz mesela blue switch kullanıyor ve tuşa basışında çok yüksek ses çıktığı için oyunlarda arka plandan klavyenin sesini alıyor. Veyahut da Twitch yayıncılarında görmüş olduğunuz gibi komşularda arayı sıkıntıya sokabiliyor çok yüksek ses çıkardığı için. Sizlerle birlikte yaka mikrofonumu çıkartarak ses testi yapmak istiyorum. Bakalım nasıl bir ses varmış. Kıyaslayabilmek adına yanına bir tane de blue switchli bir mekanik klavye getiriyorum. Hem yay sesini hem de tuşların ne kadar ses çıkardığını dinleteceğim sizlere. Bu arada hemen şunu da ekleyeyim. BenQ'nun Zowie klavyesinde optik switchlerin altında güçlendirilmiş yüksek kaliteli demir yaylar bulunuyor ve bu da hem basma ömrünü hem de klavyenin tuşu geri ittirmesi olarak, geri tepkimesi olarak daha iyi, daha hızlı performans vermesini sağlıyor. Hem ömür, hem kullanım, hem de performans açısından güzel bir ekstra olmuş. Şimdi sesleri dinleyelim. İlk dinleteceğim BenQ'nun Zowie Celeritas 2 klavyesi optik switch'e sahip. Olay bu. Gayet güzel ses çıkartıyor. Arka tarafından tuşun altından birazcık yay sesi geliyor. Bu da güçlendirilmiş yaylar sayesinde. Fakat rahatsız edecek düzeyde değil. Zaten siz de duyuyorsunuz sesi. Umarım alabiliyorsunuzdur. Şimdi blue switch'in sesine geçelim. Umarım farkı anlatabilmişimdir. Şimdi elimi şöyle bir mekanik klavyenin üzerinden geçiriyorum. Şimdi de Zowie'nin üzerinden geçiriyorum. Sesler böyle. Klavyeyi ilk test etmeye başladığım zaman da benim dikkatimi çeken çok büyük bir özellik vardı ki bana göre büyük bir özellik. Eğer klavye pisleniyorsa, klavyeyi temizlemeniz gerekiyorsa bu space tuşunu, yaylı olan tuşları, telli olan tuşları söküp takmak sizin için bir zulüm olabiliyor. Çünkü o teli denk getireceksiniz, teli oturtacaksınız, üstüne tuşu geçireceksiniz. Bunda öyle bir özellik yok. Öyle bir sıkıntı yok. Nasıl mı? Gayet rahat bir şekilde space tuşunu çıkardım. Tuşun altında göstereyim size. Tuş bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Kauçuk bir kaplamaya sahip. Mat bir görüntüye sahip. Şimdi tuşun altında optik switch'i, kırmızı renkte yanan switch'i görüyorsunuz. Ve her iki yanında da sanki başka bir mekanik switch varmış gibi görünüyor. Fakat orada kullanılan sistem öyle bir sistem ki o switch'lerin altında olması gereken tel var. Yani o tel direkt tuşa bağlı değil. O teller orada switch gibi görünen plastiklere bağlı ve space tuşunu söktüğümüz zaman direkt buradan yerine geçirip hemen göstereyim size şu özelliği. Şöyle yerine koyduk, bir kere bastırdık. Hiçbir ayar, hiçbir teli tutup taktırma veya zorla takma gibi durumu söz konusu olmuyor. Taktınız bitti.
olay bundan ibaret. Söküp takması gayet basit ve kompakt olan bir klavye. İlk defa denk geldiğim bir özellik olduğu için bunu görünce şaşırmadım değil. Bu konuda rahatlıkla BenQ veya Zuvi bu işi yapmış, başarabilmiş diyebiliriz arkadaşlar. Ürünün linkini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. 650 TL'lik bir fiyatı var. Fiyat birazcık yüksek gelebilir eğer normal bir kullanıcıysanız. Fakat e-sports klavyesi olduğu için, oyuncu klavyesi olduğu için, gerçek profesyonel bir oyuncu klavyesi olduğu için diyelim, fiyatı iş yaptığınız için, ciddi bir iş yaptığınız için makul kalabilir. Karar size kalmış. Ürünü ben yeterince anlatmaya çalıştım. Umarım ürünü ve videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca ürün hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eğer ürün hakkında yorumlarınız varsa, klavyenin şu özelliği güzel olmuş, şu güzel, şu özelliği kötü olmuş diyorsanız yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen düşüncelerinizi benimle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.